İyi misiniz? Hatran herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan. Bugün çok ilginç bir içerikle karşınızdayım. Açıkçası bunu daha önce herhangi bir kanalda görmedim. Daha önce herhangi bir kanal bu videoyu yaptı mı ya da buna benzer bir video ama sizlere ilginç bir maç daha doğrusu ilginç bir varyant da diyebilirsiniz. Açılışta diyebilirsiniz, maçta diyebilirsiniz. Bir varyant paylaşmak istiyorum sizlerle ve bu varyant dünyanın şu ana kadarki icat edilmiş en kısa patı arkadaşlar daha e, erkeni daha erken pat bitebilecek bir pozisyon icat edilemedi ve isterseniz şimdi bu nasıl yapılıyor hemen maça geçelim. Maça geçmeden önce bu tarz ilginç içerikler hoşunuza gidiyorsa like atarak destek olabilirsiniz. Ve kanalımızı ilk defa görüyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz diyorum. Ve maça geçiyoruz arkadaşlar. Beyazlar iyi 3 ile başlıyor. Sağ üstte e, makine değerlendirmesini de koydum arkadaşlar. Bakalım makine nasıl çıldıracak bu dünyanın en kısa patına. Hep beraber e, göreceğiz. Ve heh, şöyle bir yasal uyarı da yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bunu sakın... Evde de denemeyin, turnuvada da denemeyin. Hiçbir yerde denemeyin. Çünkü niye denemeyin diyorum bunu. Bunu daha önce iki kişi Türkiye şampiyonasında yaptı. Belki daha önce diğer turnuvalarda da yapılmış olabilir. İlla ki yapılmıştır ama benim kendi gözümle gördüğüm yanımda oynandı hatta maç. Türkiye şampiyonasında iki kişi bunu yaptı ve iki tarafta sıfır aldı arkadaşlar. Yani normalde berabere bitti maç ama iki tarafa da böyle bir şey, böyle bir Türkiye şampiyonası yaptıkları için... 0 puan iki tarafa da hiç e, puan vermediler. Bunu da yasal uyarı olarak geçelim. E3 ve siyahlar burada A5 oynuyor. Beyazlar vezir H5 oynuyor. Şimdi burada acaba beyazlar vezir H5'i niye oynadı? Fil C4 gelip çoban matı mı deneyecek derken siyahlar kare A6 oynuyor. A5'in de fikri buydu zaten. Kalemizi A6'dan merkeze getirmek. Tabii ki burada beyazlar fille kaleyi alabilir. Ama Olay oyunu kazanmak değil ve Beyazlar burada vezir çarpı A5 yapıyor. Beyazlardan çok iyi bir hamle geldi. Bir anda vezir fedası ve pozisyon eksi 11 buçuk oldu. Vezir çarpı A5'i siyahlar A5 yapıyor. Mükemmel bir hamle daha. Şimdi siyahlar acaba diğer karesinde mi oyuna Tabii ki taş girişimi önemli arkadaşlar. Rok atmak yerine bence de kaleleri H6 E6 ve devamında D6'ya merkezi getirerek direkt oyunun başında oyuna sokmak çok önemli ve beyazlardan h4 geliyor. Siyahların h4 tehditini kesmiş olduk. Kale h6 güzel bir hamle şimdi h attığında kaleler çiftlendi ve beyazlardan vezir çarpı c ydi. Bir anda pozisyon eksi 10 oldu. Siyahlardan f6 artı 7.5 vezir çarpı d idi. şah çektik şah f idi. siyahlar şahını güvenli bir yere alıyor. Vezir çarpı B7, piyonları toplamaya devam ediyoruz ve siyahlardan vezir D3 hamlesi geliyor. Vezir çarpı B8, at kazandı beyazlar ve piyon önde. Şimdi artık pozisyonumuz çok iyi. Siyahlar battı, veziri istiyor beyazlar ve vezirini kaçmak zorunda. Ve çok güzel bir güvenli kare olan vezir a kaçıyor. Siyahlar, beyazlar bu fili de alıyor. Diyor ki ben vezir kanadını süpüreyim. Ve siyahlar diyor ki benim şeyim burada çok güvenli değil. Ben diyor şimdi beyaz fi 4 şah falan çekecek. Şah mı daha da güvenli olan bir yere kaçayım diyor şah g6. Ve beyazlar burada düşünüyor ki siyahların çok büyük bir tehdidi var. E5 sürecek ve E5'ten sonra bu fil oyuna girecek. Belki fil B4 ve fil E1 mah tehditlerini önlemek için diyor ki ben bu veziri piyonun önüne koyayım. Ve böylece bu piyon harekete, hareket edemesin ve bu fille çıkamasın. Ve bu pozisyona baktığımızda arkadaşlar siyah hamle yapamıyor. Ve hamle yapamadığı için 10 hamlede pat olmuş oluyor. Ve iki tarafta bu zorlu oyun sonunda hak ettikleri yarım puanı alıyorlar arkadaşlar. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bunu asla turnuvada denemeyin. Ee, son olarak da beğenmeyi unutmayın diyorum. Bu kanalda çektiğim en ilginç videolardan biri oldu. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.